Cepli poğaça için malzeme listemiz. Hamuru için 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 paket kuru maya, 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı sıvı yağ, 4,5 su bardağı un, üzeri için 1 adet yumurta, çörek otu. Servis önerisi 1 adet domates, 1 adet salatalık, 100 gram beyaz peynir. Gönülcüm, canım, cepli poğaçamıza nasıl başlıyoruz? Önce bir hamurumuzu yoğuralım istersen. Tamam. Ve bira bismillah deyip başlayalım. Tamam, başlayalım. Ben bu arada hemen söyleyeyim sevgili izleyicilerimize. Bu da adından da anlaşılacağı üzere efendim cep poğaça. İçini istediğimiz gibi sonradan doldurabiliriz. Tamamen kişiye özel bir poğaça tarifi. Zaten böyle zarf şeklinde olacak. Şimdi Gönülcüm, süt koyduk. Sütümü koydum 1 su bardağı. Suyumu da koydum 1 su bardağı. Ve hemen bir toz maya ilave ediyoruz. Daha sonra toz şekerimizi ilave ediyoruz. Evet. Hemen oradan alayım toz şekerimi. Şimdi sütümüzü koyduk. Suyumuzu koyduk. Kuru mayamızı koyduk. Evet. Ve şekerimizi koyuyoruz. Neden? Çünkü aktif hale gelsin diye. Kesinlikle. Bunu güzelce ne? Aktif hale getirelim öncelikle. Mayamız bir aktif hale gelsin. Şöyle bir karıştıralım. Mayanın erimesini sağlayalım. Hı hı. Ardından da yağımızı ilave ediyoruz Öykücüğüm. Tamam. Hemen şöyle yarım su bardağı kadar sıvı yağımız var. Bunu da şöyle karıştırdıktan sonra şimdi alabildiğince un diyeceğim. Sen de biliyorsun un miktarı o kadar değişken bir şey ki. Yani bunu alabildiğince zaten öyle güzel bir hamur ki Öykücüğüm, ele yapışmayan çok güzel bir hamur olacak. Onu zaten izleyicilerimiz de uygularken farkına varacaklar. Yaklaşık 4-4,5 su bardağı diyebilirim. Hı-hı. Hani buradan ölçü de verebilirim ama bunu yoğurarak ele yapışmayan güzel bir hamur elde edene kadar ben bunu yoğururken sen de bana eğer ilave edersen çok mutlu olurum. Yavaş yavaş ilave edeceğim Gönülcüm. Sen önce sıvıları koydun. Evet, sıvılarımı Hı-hı. koydum. Daha sonra mayamı ilave ettim. Şekerle birlikte aktive olmasını sağladım. Ardından Hı-hı. da yeterince unumu koyacağım. Senin de bahsettiğin gibi bu çok güzel bir poğaça olacak. İsteğe göre evde ne varsa özellikle pazar günleri ya da böyle çay saatlerinde bu poğaçayı yapalım. Daha sonra evde ne varsa malzemelerimizi koyalım. Herkes istediğini birazdan o cep kısımlarını açacağız beraber. Evet. Ondan sonra o piştikten sonra böyle araları cep şeklinde olacağı için. Hı-hı. Ay domates seven domates koysun. Zeytin seven zeytin koysun. Peynir seven peynir koysun. Kıvırcık. Ne varsa evde. Ay kesinlikle harikasın. Ne yani, güzel anlattın, bana hiçbir şey kalmadı. Estağfurullah. O anlamda demedim. Hani eğlenceli. Hayır tabii ki canım. Ben öyle senden o enerjiyi aldığım için. Efendim şimdi unumuzu ekliyoruz. Evet. Mayalı hamurumuzu her zaman yaptığımız gibi yapıyoruz efendim. Evet, daha alayım. Sanırım ölçülü koyduğumuz için hepsini koyabilirsin. Evet, birazcık daha yetmezse takviye yapacağım. Evet. Tamam. Hops. Hops. Üstünden aşağı unlar dökülüyordu. Efendim önce sıvılarımızı koyduk, yağımızı koyduk, suyumuzu koyduk, kuru mayamızı koyduk. Ondan sonra aldığı kadar un ilave ettik ve tabii ki şeker de koyduk ve harika bir hamur elde ettik. Gönülcüm çok güzel yoğurdun. Çok teşekkür ederim. Gördüğün gibi şöyle yapışmayan dokun. Sen de yıkadın elini kaç kere artık tabii, gördüm. İstersen şimdi de hemen yıka, benim sana sürprizim var. Tamam, hemen ellerimi yıkayayım. Tamam, yıkayayım. Hazır mısın? Sürpriz yaptım ona. İstersen gözlerini de kapa. Beni her gün çağır geleceğim. Ya böyle olduktan sonra hamurumu da yoğurmuşsun. Süpersin sen. Çok teşekkür ederim. Ay ben teşekkür ederim. Ben ve ekibim biz bir harikayız. Süpersin. Şahane çalışıyoruz gerçekten. Bakınız efendim. Mayalamış olduğum hamurum. Harikasın. O zaman buna evet. şekil verebiliriz. Çok buna şekil verelim. Bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hamuru. Tamam, harika olmuş. Zaten göz göz olduğu için de ne kadar güzel yoğurduğunuz belli. Hemen şimdi şunu şöyle güzelce ne havasını alalım. Daha sonra şöyle
Bana biraz yağ verir misin Öykücüğüm? Tabii. Şöyle elimi çok hafif yağlayacağım. Ha, neden? Bir sorayım önce. Şekil verirken kolaylık sağlasın. Ha, evet. Tamam. Şöyle güzelce yağından aldım. Bunlar önemli bebeğim. Şöyle güzelce elimi güzelce yağladım. Yes. Daha sonra ben bundan bak şekil verirken şöyle pratik bir yöntemim var. Bak fırç deyip şöyle güzel güzel şekiller veriyorum. O zaman sanki gramaj gibi inan ki şimdi bunları şurada bir mutfak terazisi olsun koyalım. Yani aralarında 2-3 gram oynar gibi geliyor bilmiyorum nedendir ama ben genelde bu şekilde bezelerimi alıyorum. Ama seyircilerimize de şöyle söyleyeyim mandalina büyüklüğünde olacak. Tamam mandalina büyüklüğünde hamurumuzu fıçık tataraktan efendim sıkaraktan küçük küçük bezeler yapıyorlar. Elimizi yağlamamız da bu şekli vermemiz de bize kolaylık yani sağlıyor. Yani neden eline biraz birkaç damla yağ istedi? Çünkü dedi ki daha kolay şekil veririm dedi. Çok doğru, çok mantıklı. Harika bir nokta bence. Senden merdane istiyorum. Evet, hemen veriyorum. Ondan sonra bir de güzel mutfağından bir de bir tane fırça istiyorum yağlamak için. Evet. Bu kadar, şimdilik bu kadar. Şimdi ekran başındaki sevgili hanımlar... Hazır olunuz efendim. O cep şeklini nasıl alacak göreceğiz. Gönülcüm harika bezeler çıkardın. Çok teşekkür ederim. Valla çok bereketli çıktı değil mi? Evet, kaç tane parça çıktı. Şimdi birazcık sıvı yağ istiyorum Öykücüğüm senden. Tamam. Şimdi efendim birazcık sıvı yağ koyuyoruz ve hamurumuza şekil vermeye başlayacağız. Evet. Şimdi öncelikle şöyle... Birazcık bunu açıyoruz. Ne kadar diyelim bunun için? Pasta tabağına yakın iç hacmi gibi düşün. Şöyle açtık mı? Hı. Şimdi burada sıvı yağımız var. Bu sıvı yağımızı alıp bunun üzerine güzelce sıvı yağla yağlıyoruz. Neden? Çünkü hani bahsettik ya ceplerimiz oluşacaktı. İçine istediğimiz şeyleri koyacaktık. O yüzden. Evet. Daha sonra bunu şöyle kapatıp D şekline getiriyoruz. Hı hı. Ve sonra tekrar sıvı yağ sürüyoruz ve pardon. Aha, olsun. Tekrar kapatıyoruz ve Öykücüğüm işte şu piştikten sonra bu aralarına yağ sürdüğümüz için evet, bu katlar açılacağı için ceplerimiz buralar olacak. Evet aynen. Efendim şimdi böyle göstere göstere yavaş yavaş yapıyoruz. Hamurumuza şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle yuvarlak yaptık. Evet sonra. Sonra yağ sürüyoruz biraz. Evet. Hı-hı. Yavaş yavaş katlayalım. Ben katlayayım. Şöyle süper. Katlayayım. Birazcık daha. Oo, bayağı ıslak değil mi? Hı hı. Yumuşak bir hamur değil mi? Hı hı. Ve sonra bir kere daha yağ sürüyoruz. Birazcık daha şekli. Evet. Ve şöyle katladığımızda süper. Hanımlar bakınız buyurunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şunun arasına bakın. Bunun arasına ne olacak? İstediğimiz malzemeler... Girecek. Evet. Bunları böyle hazırlarken ben de fırın tepsisini vereyim. Oraya dizelim güzel güzel. Süper. Efendim aynı işlemleri diğer bezelerimiz için de yapacağız. Ben şimdi Gönülcüğüme birazcık daha sıvı yağ veriyorum. Çünkü gerçekten dediği gibi iyi oluyor onu yapıştırırken. İstiyorsan ben açayım, evet, sen katlayarak tamam. Şekil ver. Tamam, olur, olur tabii. Ay harika bir hamur yapmışım. Ellerine sağlık. Gerçekten. Çok güzel şekil alıyor. Yumuşaklığı ve şey kıvamı, bakınız bu çok mükemmel oldu. Şahane oldu. Şu aralara artık salatalık, domates, marul. Evde ne varsa doldur yengem. Gönülcüğüm ellerine sağlık. Beraber yaptık. Ay çok güzel oldu benim için katlaması çok keyifliydi. Ve bir o kadar da söylediğin gibi çok pratik. Çok hızlı bir şekilde hemen açılıp katlandı. Evet. Ve aslında cep poğaçalarımız hazır yani gibi. Hamur önden hazırsa çok pratik yani. Evet. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Şimdi bu tabii üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Evet. Sonra 180 derecede 20-25 dakika kadar üstü kızarana kadar pişecek. Ama önce yumurta sarısını sürelim tamam, lütfen. Tamam hemen.
Çörek otu da ekleyeceğiz tabii, her zaman yaptığımız gibi. Çörek otu olmadan olmaz. Eğer susam seviyorsanız susam da ekleyebilirsiniz elbette. Bu kalan yağ, buna ilave edebilirim. Aa, malzemeyi de tabii ki. Aha, hem daha parlak olmasını, hem de daha güzel kızarmasını sağlar. Burada bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ vardı. Süpersin. Şimdi bunların üzerlerini güzelce ne şöyle süreceğiz. Gönül ellerini yıkamak istedi. Ben de o sırada çörek otunu serpiştireceğim. Hadi yıka. Hadi görüşürüz. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Yine bir sürprizimle karşılaşmak ister misin? Artık bilmiyorum ne çıkacak. Tıp tıp sayıyorum içinden. Şimdi tekrar söylüyorum, hanımlar 180 derecede 25 dakika kadar pişecek. Ama tabii her zaman söylediğimiz bir şey var. O da ne? Fırında da biraz mayalanması için tabii ki bekleyebilirsiniz canım. Kime ne zararı var yani. O zaman ben şimdi fırına doğru gideyim. Bunu, buna bir alas mı aladık diyeyim. Hadi bakalım, görüşürüz. Hadi bakalım, görüşürüz.